Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Küme 2'deyiz. Umarım yenilip de tekrar küme 1'e düşmeyiz. Bu iki maçı alıp küme 3'e doğru yavaş yavaş gideriz. Küme 3'ü direkt iki maçta alabiliriz de. Çünkü küme 2'den küme 3'e çıkmak çok zor değil ama küme 4'e geldiğiniz zaman küme 4'te bayağı bir 4-5 maç falan istiyor kazanmak arka arkaya. Böyle biz gene ısınalım. Bakalım. Karşıda RNG Champ var. Bizde 2 pire var. Karşıda üçlü arkadaşlar var. Hemen şöyle boost'a dönelim. O topa dedim en iyi kesme atlayabilirim herhalde. Kötü oldu bu. Gerçi çıkmamışlardı ama. Şöyle keselim. Şöyle devam etsin. Ona çıkan boostum az çünkü. Şöyle keseyim sadece. Şu boosta doğru gidelim. Çok güzeldi aslında. Şu boostlarını çalıp direkt orta yapmaya çalışacağım. Bizdekiler çok gerideymiş. Şu boostu da alalım. Sonra geriye gidelim. Bu top çünkü biraz geriye çıkabilir. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Hadi be. Onu bir geçirseydi oradan var ya ki çok güzel bir şey yapmıştı. Güzeldi ama çok yavaştı. Direkt vuracağı yöne atlayacağım. Bir tane de şöyle keselim. Şu çocuk vurursa tehlikeli. Baya baya tehlikeli hem de. Bir de şöyle hızlı orta deneyeceğim. Direkt vursun diye. Çok güzel. Şunu patlatmış olmam çok iyi oldu. Açtığımız orta da iyi oldu. Adam da zaten tahmin etmiş bizim hızlı orta açacağımızı. Güzel bir golle süsledi. Biz de güzel vuruş diyelim. Güzeldi çünkü. Şimdi ben hala gerideyim. Buna çıkacağım. Beraber de olur, hiç fark etmez. Kesemedik. Hemen boost'a. Bakın boost'um bitince direkt hemen ya sağlam bir boost almaya gidiyorum ya pozisyon çok iyi. Küçükleri hemen toplayıp iyi pozisyon almaya çalışıyorum. İleride sizin de burada hani baktınız boost'unuz yok. Sıfırınız ya sıfırsınız yani. Çok fazla zorlamayıp direkt boost'a dönün ki arkadaki adam sizin hani geri döndüğünüzü görüp pozisyona girebilsin. Buna birçok oyuncu dikkat etmiyor. Bu aslında gerçekten önemli bir şeydir. Güzel kesti. Ve sanırım güzel bir gol yedik. Atlasam da değmezdim ona, o yüzden dedim hiç atlayıp da şey yapmayalım, adama jeneriklik vermeyelim. Çünkü şurada atlasam da hiçbir şekilde değmezdim. Adam her türlü avantajlıydı. Hadi ya. Kalenin önünde falan kalsaydım bari. Boost çıkmadı. Şunu alalım. Güzel. Ters bir vuruştu. Bizim adamımız çarpıştılar. Çok iyi. Boost'um yok ama. Onu kesecek o. Arkadan gelenimiz var. Ben döneyim direkt. Bizim bir adam arkada zaten. Şöyle çıkacağım. Bu biraz tehlikeli. Helal. Adam arkada diye güvendim. Yoksa önde beklemezdim öyle. Adamınız eğer kaledeyse o zaman devam edip pozisyonu yakalayabilirsiniz.
Şöyle yavaş aslında atacaktım. Ben döneyim ki arkadaki adamım çıkabilsin. Güzel. Bu da güzel, fena değil. İzleyelim. Diğer adamımız dönüyor mu? Pozisyonda hala. Şuna bir tur vursun, sorun değil. Şunu keseriz çünkü. Şu boost adamdan önce alacağım ama. Çünkü adam o boost'a gidecek. Şunu... Ona gidemeyiz. Bir tur daha gelecek çünkü o. Şöyle blok olsa en azından dedim ama çok yavaş kaldık ya. Daha doğrusu çok ters çıktığımız için yavaş kaldık. Tamam. Şu boost'u alalım. Top geçer adam geçmez ha. Peki. Şöyle fake'leyeceğim aslında onu. Gidiyormuş gibi yapıp direkt döndüm. Şuna vuracak. Çok belli. Şöyle kaleye doğru. Ama çok yavaş gitti. En alttaki adamımız yani diğer adam patladı okeydi. Orada bakayım. Çift jump'la aslında bir tur refleks verebilirmiş orada ama vermemiş. Durumu 2-2 yaptılar. Şöyle bir tur daha ufaktan da olsa dokunalım. Şuradaki boss çıktı ama alamadık. Şöyle adama doğru bilerek atıyorum. Çok iyi kesti be. Helal olsun. Güzeldi aslında son pozisyon da. Şu boost'u alayım adamdan önce. Bizim adama bırakacağım. Devam etmeyip. Çünkü benden daha avantajlı. Orada alıp duvara da götürebilirdim aslında. Pozisyonu gördünüz. Ama adamı arkada gördüğüm için ona bırakmayı daha çok doğru buldum. Çünkü önüne gelen topu kaldırıp bu şekilde gittiği zaman gol atma oranı benden yaklaşık 4 kat daha fazla. Bu liglerde özellikle Şampiyon Ligi'ne çıktığınız zaman arkadaki adamlarınıza çok çok kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ha, anladım peki. Okey. Bizde şu da Şampiyon 2 mi dedi? Şampiyon 1 civarındaydı bence. Refleksleri falan çok yavaştı çünkü. Şampiyon 3'te refleksler biraz daha ön plana çıkıyor. Böyle anlık refleksler, anlık kararlar çok hani belli ediyor kendini. Bundan 2 oyun ya da 3 oyun önce mi ne bir adam daha vardı aynı. Kofen miydi neydi? Hatta ismini bile hatırlıyorum. O da böyle hani Şampiyon 2 rütbesindeydi. Hani topları vuruyordu güzeldi ama çok böyle ağır kalıyordu biraz. Refleksleri çok az kalıyordu. O yüzden yani rütbenizde olmanız için bazen ekmek bazen değil hatta ekmeğini yemeniz gerekiyor. Her aşamadan geçmeniz lazım. Her türlü insanla oynamanız lazım. Oyunu sindirmeniz lazım yani. O vuracak bir daha vuramadı. Görünce fark ettim. Bırakayım dedim ya. Hadi o kadar gitti çocuk. Yoksa yapıştıracaktım o topalap diye. Aha. Helal. Çok güzel. Hani aslında o toplara girmek gerekiyor. Lap diye vuruyorsunuz. Ama hani oyuncularınıza da oynamak için biraz müsaade etmeniz gerekiyor. Sonra ya her top patlıyorsun kardeşim. Bol chaser'lık yapıyorsun falan deyip tilt olabiliyorlar bile. Çünkü bana çok yapıyorlar. Ben sevmiyorum. O yüzden yapmıyorum. Adamlar da rahat rahat oyunlarını oynuyorlar. Bu topu sana bırakmayacağım ya. Güzel atladın ama. Maalesef dostum. Var mı arkadan adamımız? Var. Güzel bir pas ama yetişebilir miyim? En fazla biliyor. Zaten boost'um bitti orada da. Şu boost'u adamdan önce alalım. Dokunacak sanırım. Çok ince dokundum ona. Yapıştır oğlum.
Helal sana be. Güzel. Harikaydı. Şurada vuruyormuş gibi fake attı bu arada. Durdu yani. Aynen. Bizde laglı göründü ama. Çok güzel fake atmış oradan. Helal olsun. Çocuk iki pozisyon buldu. İkisini de çok iyi değerlendirdi. Zaten yüksek rütbelerde pozisyon buldunuz mu değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremezseniz atamayana atarlar mantığı çok olabiliyor. Hadi be, yetişemedim adama. Bozmaya çalıştım en azından ama. Güzel. Ona niye atlıyorsun ama Tum, yapma onu. Adam bana doğru atıyor yani, çok bariz belli orada, pas gibi. Şöyle vuracağım ona. Valla niye böyle atladığımı hiç sormayın. Her halükarda yetişmeye çalıştım sadece o topa. Çok güzel be. Neden ki? Kesecek onu ya. Tüh. Vuracaktım. Baktım vuruyordu. Hadi dedim bozmayayım. Sanırım biraz bozmak gerekecek artık. Bu biraz tehlikeli. Şu sebepten tehlikeli. Helal olsun ama ya bizim çocuğa. Yapıştır onu oğlum. Ah, boost'u ben alamadım. Şu an hala boost'a gideceğim ama gitmiyorum. O da tehlikeli. Küçük küçük boost'ları toplamamız lazım. Boost'um yok çünkü. Ya şunu alsaydım bari. Cık. Değil mi? Busuzluktan ciğerim soldu ya. Çıkamadım hala pozisyonlardan dolayı. Peki. Allah'ım, bir yerden bir boost, Allah rızası için. Çık lan şurada artık. Vallahi bekleyeceğim ya. Vursun ona. Yapma be. Ben kaleciyi patlatır diye düşünmüştüm aslında ama pas beklemiş sanırım o da. Dostumun son raddesinde. Yemin ediyorum buzsuzluktan oynayamadım bu oyun ya. Yok böyle bir şey. Nereye baksam buz yok. Şöyle yapayım, o vurmasın. O kadar da değil. Kötü sekti. Bırakmazlar diye düşünüyorum. Şöyle biraz o tarafa. Güzel bir kesişti. Adamlar çok bastırdılar ya. Golü bulmak üzereler desem yeridir yani şu an. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Şimdi biz şunu takip edelim. Onu yüksek ihtimal geçecek. Ama biz şöyle bir tane patlatacağız tabii ki. Kötüydü. Şanslı biraz ama ya. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir şans oldu yani şu. Bizimkinin refleksi biraz korkmuş orada. Bizde 56 puanlı bir arkadaşımız var ama oyuna mı odaklanamadı, pozisyon bulamadı acaba? Ben bile yani boost'um yokken bile. Güzel. Ah be, onu kesmese. İşte size demek istediğim bu yani. Bu hareketleri, şeyleri yapmak çok zor oluyor. Çünkü adamlar çok uyanık. Siz de atlarken sizin ne yapacağınızı biliyor herifler. Umarım yemeyiz bunu. Çok tehlikeli geliyordu çünkü. Yapma. Onu beklemedim. 5 saniye. Aman çocuklar. İyi ki vuramadı ya. Vallahi iyi ki vuramadı. Uf, zorlu bir oyundu gerçekten. Ama güzel de eğlenceliydi. Bizdeki şu arkadaşın rütbesini merak ettim ben. Tum'du galiba, oyundan kaçtı direkt ama. Görebilirsek bir bakacağım.
Yo, aslında şampiyon 3'müş ama çok fokuslu oynayamadı böyle. Ya şu çocuk evet işini gerçekten çok iyi yaptı. Ben de biraz ortada kaldım böyle. Bu da zaten buslamaya çalışan bir kardeşimiz yani çok belli. Ama şampiyon 3'e geldiğiniz zaman işler bayağı bir değişiyor. Karşınıza yani şu adam yerine bize aynı hani ikimiz gibi daha düzgün bir oyuncu gelseydi yani biraz daha aktif bir oyuncu gelseydi bunlar farka giderler, yenilirlerdi öyle söyleyeyim. Mümkün değil yani. Neyse güzeldi. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.